İyi akşamlar değerli izleyiciler. Merhaba değerli seyirciler. Değerli izleyiciler, haftayı değerlendireceğimiz için elbette gündemin birinci maddesi Afrin ve Afrin'de işte hem ÖSO ilişkileri, hem şehitlerimiz, hem iktidarın bu güvenlik konusunda güney sınırımızdaki sorunu hem yaratması, üretmesi hem de sonra bu sorunu çözmek için orada bir askeri harekata girişilmesi. Dün Sayın Yanardağ bu harekatın amacını, bu harekatın nereye yönelik olduğunu ben biliyorum dedi. Ben de hayretle ne biliyor, ne olacak bakalım diye baktım. Çünkü orada tamamen zafer kazanılsa da ordu tarafından siyaseten ne olacak, sınırın o tarafı ne olacak, boşluk kaldığı sürece aynı sorunlar olur. Dedi ki 2019 seçimleri, bu harekatın amacı 2019 seçimleri. Evet, haftanın değerlendirilmesinde birinci maddede bu var. Bir de yarın malum Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayı var. Bu geçtiğimiz hafta onun üzerinde çok fazla duramadık. Bayağı 3 tane daha genel başkandan başka aday var. Yani 4 adayın yarışacağı bir seçimli kurultay. İstanbul açıkladı. İstanbul'da tartışmalı seçilen bir il başkanı hanım vardı. O hanım desteğini Kılıçdaroğlu'ndan yana koyduklarını açıkladı. İzmir. Canan Kaftancıoğlu İstanbul İl Başkanı. Evet. İzmir destek açıkladı Kılıçdaroğlu'na. Yani çok büyük bir sürpriz olmazsa Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı devam edecek gibi görünüyor ama CHP'de sular öyle kolay kolay durulmaz. Çünkü orası AKP gibi emir komuta zinciriyle hizaya gelen insanlardan oluşmuyor. Evet, buyurunuz Sayın Yanardağ. Hocam, güzel şeyler yaptınız. Güzel, bu 2019'a atıfla güzel bir teşhiste bulundunuz. Ben biraz onun altını değerlendirmenizi, doldurmanızı bekliyorum. Şöyle diyebilirim hocam, ben çok net söyledim. Afrin operasyonunun bir takım bölgesel hedefleri bulunmakla birlikte, yani hükümetin ilan ettiği bazı hedefler var. Bunu sınır kimi, güvenliği filan. Evet, kimi askerler de bunu özellikle vurguluyor. Çeşitli televizyon programlarına çıkan, nitekim dün bizim ana haber bültenine çıkan Sayın Ahmet Yavuz da değerli bir tüm komutan, general aynı şeyi söyledi. Bunu bazı insanlar AKP iktidarının desteklenmesi biçiminde de algılıyorlar. Yok, öyle değil ama bir askeri bakış açısından sadece bu operasyonu değerlendirmek son derece eksik ve yanlış olacaktır. Hem bölge jeopolitiği, hem uluslararası durum, hem de Türkiye'nin iç politika ihtiyaçlarıyla birlikte değerlendirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla şöyle bakmak gerekiyor diye sorunu ele aldım ben. Ağırlıklı olarak bu denklem içinde baktığımız zaman bölge ihtiyaçları nedir? Bölgede AKP ağır bir yenilgiye uğramış ve denklemde yeniden yer almaya çalışıyor ve Kürtlerin bu bölgedeki etkinliğini kırıp yerine ÖSO'yu, kendisinin kontrol ettiğini düşündüğü ÖSO'yu geçirmeye çalışıyor. ÖSO ise çeşitli şeriatçı örgütlerden oluşan bir çatı yapılanması. Herkes hemen hemen uyardı. Askerler özellikle uyardı. Başımıza bela olur diye. 12 yaşındaki çocukların tekbir getirerek boğazını kesen, Alevi misin, Sünni misin diye sorup bastığı köyde Aleviyim diyeni sorgusuz sualsiz kurşuna dizen, ki bu videolar var. Biz bu videoları gösterdik fakat, gördük fakat hem RTÜK nedeniyle hem küçük yaştaki çocukların, yani insanın, normal bir insanın, sağlıklı bir ruha sahip bir insanın kaldıramayacağı görüntüler. Boğazını kestikleri insanları dere yataklarına atanlar, yüksek katlı binalardan insanları yere atarak öldüren bir katiller güruhundan söz ediyoruz. ÖSO'nun amaçlarından biri, ÖSO Suriye'den bakıldığı zaman vatan haini bir örgüt. Şimdi Kuvayi Milliye ile alakası yok. Kuvayi Milliye emperyalist işgalcilere karşı halkının, ulusunun, milletinin hakkını ve hukukunu savunan bir örgüttür. Yurtsever ve anti-emperyalist bir örgüttür. ÖSO ise kendi ülkesine ve halkına ihanet edenlerin kurduğu bir örgüttür. Aynı şekilde değerlendirilemez. Bu nedenle ÖSO'yu geçirmeye çalıştığını düşünüyorum. Ama esas olarak iç politika ihtiyacı, bir daha altını çizelim haftayı bitirirken, değerli seyirciler, 2019'daki başkanlık seçimlerini garantilemek için kolay bir zafer peşinde koşan iktidarın operasyonu gibi duruyor. Neden böyle hocam? Belli. Rusya sesini çıkarmadı. Suriye hükümeti bile çok düşük profilli bir
itiraz yöneltti. Çünkü onu yöneltmek zorunda. Yabancı bir gücün topraklarımıza girmesi bir işgal girişimidir. Bunu kınıyoruz dedi. Ama hava savunma sistemini harekete geçirmedi. Kendisi doğrudan devreye girmedi vesaire. Belli bir sınır çizildiği anlaşılıyor. O sınırı Halep'e doğru aşmaya çalıştıkları zaman ateş açtılar. Şimdi orada müsaade ederseniz... Amerika karşı çıkmadı. Evet. İran eleştirmedi. Yani evet. izinli, kontrollü, sınırlı bir operasyon gibi duruyor. Dolayısıyla daha çok iç politika ihtiyacından kaynaklanıyor. Evet. Ama her an bir tuzağın içine çekilebilir dedim ben dün. Evet. Bunu aklınızdan hiç çıkarmayın dedim değerli seyircilerimize ve kamuoyuna. Nedeni de şu, Membiç operasyonu, Membiç'e bu operasyonun Membiç'e yönelmesi, İdlib operasyonuyla birleştirilmesi, Afrin'e Türk Silahlı Kuvvetleri'nin girmesi telafisi mümkün olmayan büyük kayıplarla sonuçlanabilir ve bu bir bozguna, bir faciaya dönüşebilir. Böyle bir tuzak da var dedim. Şimdi izin verirseniz değerli izleyicilere bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Rusya bizim Afrin bölgesindeki harekatımızın nüfuz alanı Rusya'nın kontrolünde. Şimdi Rusya niye sesini çıkarmıyor? Sebebi çok basit. Çünkü Kürtlerin orada Türkiye'nin terörist diyerek yok etmeye çalıştığı oradaki YPG ve PYD'nin Amerikan uzantıları olduğunu, Amerika tarafından kullanılan gruplar olduğunu biliyor, düşünüyor filan diye öyle çünkü herkes biliyor, biz de biliyoruz. Gizli saklı değil, daha dün işte general dedi ki biz PYD'ye silah vermeye devam edeceğiz dedi. PYD değil, parti tabii o güya. Neyse yani Amerikalı general silah vermeye devam edeceklerini söyledi, dünya önünde açıklıyor. Rusya bunu gördüğü için. Kendi nüfuz alanında ki Suriye kendi nüfuz alanı Rusya'nın, orada bir Amerika'nın uzantısı olan Amerika organı gibi çalışan bir Kürt terörist veya işte neyse adına PYD diyebilir, YPG der filan bir grubun bulunmasından hoşlanmıyor. Ve Türkiye'nin bunları yok etmesine, bunlara karşı harekat yapmasından memnun. Hiç itirazı yok. Peki Esad niye ses etmiyor? Esad'a kim baş kaldırdı? Yani ESO MESO dönüyor, ESO dağıldı, bozuldu tekrar. Hani siz bunu anlattınız burada. Neydi? Donat yönet. Eğit donat gönder filan. Donat yönet eğit. Yani Türkiye'nin verdiği tankı IŞİD'e sattılar. Evet, evet. Ya bunlarla Amerika ve Türkiye özel parayla surette. Sattılar. Evet. Bazıları IŞİD saflarına evet. geçti. Eğitim yaptı. Bunlara tank verdi, top verdi, işte bir sürü şey verdi. Bunlar onları sattılar, kendileri de kaçtılar filan. Şimdi yani ÖSO öyle güvenilir ve sürekli bir şey değil. Şimdiki ÖSO'da 40 defa Sayın Yanardağ söyledi. Ta bilmem şeyden Orta Asya'dan gelen bir takım teröristler ve Pakistan'dan, Libya'dan, Katar'dan, şeyden Özbekistan'dan ve bir de şey tabii tamamen El-Kaide bağlantılı, dinci terör örgütleriyle bağlantılı bir grup. Kürtler öyle değil. Kürtler daha partileşmiş, daha askeri güçleri olan bir grup ve Amerika tarafından da destekleniyor. Onun için Esad kendisine baş kaldıran Kürtlerin Türkiye tarafından ezilmesine ve yok edilmesine ses çıkarmıyor. Şimdi Rusya ve Esad ses çıkarmayınca İran da tabii sessiz kalıyor ve Türkiye orada bir nevi bir uluslararası mutabakat yani Kürt koridorunun oluşmasına karşı olan bir üçlü mutabakattan yararlanarak girdi. Amerika ile de anlaşmaları olduğu anlaşılıyor. Amerika belli bir sınır çizdi, bu sınırı geçme dedi. Şimdi o sınırı geçemiyor. Orada da önemli bir sıkıntı var. Şimdi böyle bir anlayışla girildiği için askeri harekatın ben başarılı olacağını görüyorum. Ve tabii ki orada savaşan çocuklar bizim evlatlarımız. Elbette onların hem şehit olmamalarını hem başarıyla bu işi sonuçlandırmalarını bekliyoruz. Ama dün de sordum ve söyledim. Merdan Bey onun üzerine söyledi. Peki sonra bunun siyasi sonucunu temizledin. Geri çekildiğin zaman o boşluğu kim dolduracak? Eğer Esad'ı kabul etmiyorsan, Suriye devleti o boşluğu doldurmayacaksa, güney sınırımızın güvenliğini karşı tarafta kim sağlayacak? ÖSO'nun sağlaması mümkün değil. Yani böyle abuk sabuk siyasi sonucu olmayan, siyasi hedefi olmayan bir askeri harekat, yani askerlerimizi ve evlatlarımızı orada ne uğruna şehit veriyoruz? Doğrusu işte bu Türkiye Barolar Birliği de onu soruyor zaten. Fevzioğlu da onu sormuş. Nedir diyor siyasi amacı?
Evet. Ben siyasi amacını dün söyledim. Söyledim hocam. 2019 seçimleri. Evet, seçimleri. Ya esas seçim olarak deyince... O. İkincisi şeyde bölgede Suriye'deki en büyük kaybedenlerden biri AKP yönetimi olduğu için, Türkiye demiyorum, onu özellikle altını çizerek belirtmek isterim, AKP yönetimi. AKP iktidarı, AKP hükümetiyle Türkiye başka bir şey. Devlet ve hükümet apayrı şeyler. Kendilerini milletle, devletle, Türkiye ile özdeşleştirdikleri için buna izin vermemek gerekiyor. Buna özellikle dikkat etmek lazım. Ben AKP yönetiminin en büyük kaybedenler arasında bulunduğu için ÖSO'yu yerleştirerek denklemde yer almayı düşündüğünü görüyor ve onu değerlendiriyorum. Öyle değerlendiriyorum. Hocam bu Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG'ye verdiği destek ve bu desteğin süreceğini ilan etmesi, çok, Merkez Komutanlığı'nın bölgedeki denklemin çok da değişmesinden yana olmadığını gösterdiği gibi AKP hükümetine karşı da sınırları işaret ediyor. Bu operasyonun sınırlarını işaret ediyor. Nitekim bölgedeki Amerikalı komutanlardan bir tanesi de gerekirse sınır bölgelerindeki PYD güçlerinin çekilerek Afrin'in savunmasında yer alabileceklerini söylemiş. İlginç bir yere doğru gidebilir bu. Yani o dün işaret ettiğim tuzak böyle gerçekleşebilir diye düşünüyorum. Yani ben başarının, tırnak içindeki başarının, o başarıdan ne kastediliyorsa öyle kolay, çantada keklik olmadığını düşünüyorum. Hocam bu ara enteresan bir iki şey var. CHP kurultayını konuşacağız. Kurultayı var. Ondan önce belki şöyle şunu söyleyebiliriz. Öztürk Yılmaz biliyorsunuz. Evet. Eski Musul Başkonsolosu IŞİD tarafından 101 gün rehin almıştı. Şu anda da CHP evet. Milletvekili. Ve genel başkan yardımcısı. Ulan ahlaksız dediği. Evet, Sayın Erdoğan'ın ulan ahlaksız diye hitap ettiği kişi enteresan bir şey söylüyor. Beni korumakla görevli özel harekat mensubu, polisi. Türkiye Cumhuriyeti'nin polisi, özel harekat, IŞİD'lilerle birlikte namaz kıldı diyor. Bunların adamı girip, olduğundan şüpheleniyorum evet, diyor. Bunların safına girip, IŞİD'in safına girip, çünkü elçiliği işgal ediyorlar, işte namaz vakti geliyor. Başkonsolosu, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkonsolosunu korumakla görevli özel harekatçı, IŞİD'lilerle birlikte namaza duruyor. Şimdi bakın, Türkiye'de devleti işte bu kadar çürüttüler. Özel harekatı, polisi vesaireyi militanlaştırdılar. Bir siyasi anlayışın, bir siyasi grubun militanları haline getirdiler. Yahu bir başkonsolosluk, bir büyükelçilik ve o büyükelçilik ya da başkonsolosluktaki Türkiye Cumhuriyeti'nin mensupları, hele hele bu büyükelçi ya da başkonsoloslar o ülkenin onurudur. Onu teslim etmek, onu hele hele tek bir kurşun bile sıkmadan, direnmeden teslim etmek, bir ülkenin onurunu ayaklar altına almak demektir. Çok açık. Şimdi buna cevap verin. Kim o özel harekatçı? Soruşturma açtınız mı hakkında? Niye koruma görevini yerine getirmedi? Üstelik de IŞİD'lilerle birlikte nasıl namaz kılmış? Aynı safa geçerek. Hocam benim işaret ettiğim ideolojik akrabalık bu işte. IŞİD'e öfkeli gençler diyen, El Nusra'ya olur mu öyle şey, Esad diktatörlüğüne karşı savaşan güç diyen daha yakın tarihe kadar bir iktidar, bir siyasi heyet Suriye'de doğru bir operasyon yapıyor olamaz. Benim ölçüm, kerteriz noktam bu. O yüzden buna işaret etmek istedim. Bir başka şey de şu hocam, belki yani gündemimizde kalan meselelerden biri de dün çok gözden kaçtı. Bir kanun hükmündeki kararnameye ekleme yapıldı hocam. MİT artık Türkiye'deki ihaleleri düzenleyecek. Doğru. Milli İstihbarat Teşkilatı. Doğru. Değerli seyirciler, bu feci bir şey. Kanun hükmündeki kararnameye yapılan ekle, Türkiye'de Milli İstihbarat Teşkilatı gizli bir raporla istediği firmayı kamu ihalelerinden men edebilecek. Ve sizin bundan haberiniz olmayacak, itiraz edemeyeceksiniz, idari yargıya başvuramayacaksınız, bu raporun yanlış olduğunu kanıtlama şansınız da olmayacak. Yani bir MİT raporu var sizin hakkınızda deyip ihalelerden dışlayabilecekler bir firmayı. Bu yandaş sermaye yaratma çabasıdır, bu partizanlıktır, bu AKP yanlılarının dışında hiç kimseye ihale vermemek demektir. Bilmeyeceksiniz raporu. Ya bir zamanlar, affedersiniz, bir zamanlar FETÖ, şimdi FETÖ, Fethullah Gülen terör örgütü dedikleri, o zamanlar Fethullah Gülen Hoca Efendi Hazretleri dedikleri cemaatten onay almadan, oradan geçmeden, oraya
rüşveti vermeden ihale almak mümkün değildi. Medyaya çıktı. Ben Fethullah Gülen Hoca'yı çok seviyorum diye demeçler veren Hürriyet Gazetesi'ne boy boy resimleriyle mülakat yapılan iş adamları var. O zamanlar şimdi FETÖ dedikleri Fethullah Gülen cemaatinden onay almak ve onun için de gerekleri neyse. Aynı şeyi yapıyorlar. Ve şimdi bunu... aynı şey MİT üzerinden yapılıyor. MİT'in alabildiğine siyasallaştırılması demektir. Türkiye'de serbest rekabet ortamının, ki böyle bir ortam hiçbir zaman var olmadı aslında gerçekte, tamamen berhava edilmesi demektir. Adil yarışı, serbest rekabeti ortadan kaldırmak ve siyasal ölçülerle piyasayı düzenlemeye çalışmaktır. Buna herhalde önce iş adamlarının karşı çıkması gerekiyor. Yok, adlerine mi düşmüşsün? Her şeyden önce onların karşı çıkması gerekiyor. Bu nedenle korkuyorlar ve Tele1'e reklam vermiyorlar. Bu nedenle bizim sicilimize işler, aman ihale alamayız. Aman bizim kredimiz kesilir, aman ihracat imkanlarımız daralır diye. Biz o yüzden hocam seyircilerimize dayanarak, seyircilerimizin, halkımızın sponsorluğuyla yolumuza devam etmek istiyoruz. O nedenle Tele1'i desteklemelisiniz. O nedenle bu kampanyaya katılmalısınız. Bizi yalnız bırakmayın. Bizi yalnız bıraktığınız takdirde bu haberlerden deyim uygunsa haberiniz olmayacak sizin. Evet, gelelim CHP kurultayına. Hocam yarın biz de orada olacağız. CHP kurultayını ben de izlemeye gideceğim arkadaşlarımızla birlikte. Ana haber. Naklen yayın yapacağız. Tabii canlı yayın yapacağız. Saat saat sürekli kongre salonundan canlı yayın yapacağız. Ana haber bülteni sunucumuz Evren Özelkuş ve yine editörlerimizden Emre Erçetin ve ben Ankara'da da Yılmaz Polat Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Geldi mi Yılmaz? Evet, kongre izlemek üzere geldi. Washington temsilcimiz ve başka yorumcular ve Tuncay Molla Veysoğlu bizim program yapımcılarımızdan Anında Manşet programımızın yapımcısı. Güçlü bir grupla, heyetle, ekiple Cumhuriyet Halk Partisi Kongresi'nin her aşamasını seyircilerimize yansıtacağız. Ben şunu ABC gazetesinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilişkin bir değerlendirme yazdım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarzı siyaseti, CHP'nin tarzı siyaseti. Güzel bir analizdi. Hatta çok, Twitter'da çok önerdim de onu okuyun diye. Çok teşekkür ederim hocam. Şu önemli, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi devrimci temellerine, bakın Marksist, sosyalist falan demiyorum. Devrimcilik 6 ilkesinden biri mi? Bu programının ve ambleminin o altoktan biri. Devrimci demokratik temellerine geri dönüyor olması lazım. Yani biz bu partinin özelleştirmeye karşı mı değil mi bilmiyoruz. Biz bu parti Afrin'e destek veriyor mu ama bir yandan eleştiriyor. Avrupa Birliği'nin eleştirileri var ama onlardan yana. Amerika Birleşik Devletleri hakkındaki değerlendirmesi nedir bunu bilmiyoruz. Din düşmanı saymasınlar diye yani muhafazakarlara din düşmanı olmadığını kanıtlamaya çalışıyor. Darbecilere, darbe karşıtlarına darbeci olmadığını kanıtlamaya çalışan bir parti. Ve Cumhuriyet'in bütün kötülüklerinin sorumlusu olduğunu zannetmek gibi muhafazakarların ve liberallerin eleştirilerinden ağır bir şekilde etkilenerek siyaset yapmaya çalışan bir partiyle karşı karşıyayız. Yani hocam Cumhuriyet Halk Partisi kendi sözüne ne söylediğini ve programına bakarak bir siyaset belirlemek yerine kendi rakiplerinin, karşısındaki güçlerin kendisine yönelik eleştirilerine bakarak bir rota çizmeye çalışıyor. O yüzden de doğru düzgün bir rota çizemiyor. Sayın Kılıçdaroğlu son derece dürüst, nitelikli, önemli bir lider. Ve fakat bu partinin yeni bir açılıma, yeni bir atılıma ihtiyacı var. Bir liderliğe, güçlü bir liderliğe ihtiyacı var. 16 Nisan akşamı ya kan dökülür diye sokağa çıkmazsanız, halkın iradesine sahip çıkmazsanız halka güven veremezsiniz. Bilmiyoruz. Bu ülkenin polisi, ordusu, istihbarat örgütleri halkı korumakla görevlidir. Çağrı yapacaksınız ve diyeceksiniz ki biz ortada bir hırsızlık ve bir sahtekarlık var. Halkın iradesi çalınıyor ve biz bu halkın iradesine sahip çıkmak için sokağa çıkıyoruz. Yüksek Seçim Kurulu'nun önüne gidiyoruz diyeceksiniz ve emniyet güçlerinden, güvenlik güçlerinden halkı korumasını isteyeceksiniz. Bu tutumla olmaz. Yüksek Seçim Kurulu'nu çete ilan ediyorsunuz. Oyların çalındığını, mühürsüz oy pusulalarının geçerli kılındığını söylüyorsunuz ama sonuç olarak anayasa değişmiş oluyor. Bunu ortadan kaldıracak bir eyleme girmiyorsunuz. Atı alan Üsküdar'ın geçiyor. Atı alanın Üsküdar'a geçmesine izin veriyorsunuz. Bu olmaz. Halkta güven yaratmak durumundasınız. Şimdi muhafazakarların oyunu almak için muhafazakar bir çizgiye yanaşmanız gerekmiyor.
sizin muhafazakar seçmeninde, merkez sağ seçmeninde güven yaratmanız gerekiyor. Hocam çok iyi bileceksiniz. 1977'de Cumhuriyet Halk Partisi %42 oy aldı. 41,5. Evet, evet, yaklaşık %42 oy aldı. 41,7 oy aldı. Evet. Ama asıl oyları bundan daha yüksektir. Aynı yıl 77'li yılının sonunda yapılan, yanlış hatırlamıyorsam Kasım ayında yapılan yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları %48,5'tür. Cumhuriyet Halk Partisi dışındaki sol parti ve örgütlerin toplum üzerindeki etkisi ve gücüyle birlikte gerçek oy oranının solun %53-54 olduğunu hesaplar. Araştırmacılar, istatistikçiler. Neden de şu hocam, hatırlayın o dönemde Mehtizan'a Diyarbakır'da bağımsız olarak belediye başkanlığını kazandı. Fatsa'da Fikri Sönmez belediye başkanlığını kazandı. Türkiye İşçi Partisi'nin aldığı oylar var. O dönemde Beriye Önger, TKP'nin bağımsız adaylarının aldığı oylar var ve boykot edenler var. Bunlarla birlikte baktığınız zaman %53'e varıyor. Ben basit bir soru soruyorum. İnsanlar bir gecede akşam yatıp sabahtan solcu olarak mı uyandılar? Hayır, yok. Güven duydular. Şimdi bunlar bizi temsil edebilirler, hakkımızı, hukukumuzu savunabilirler dediler. Ağır tahrikte bulunuyorsunuz gene. Dolayısıyla CHP merkez sağ ve muhafazakar seçmende güven yaratmalıdır. Vaktimiz bitti ama ben bu kadar konuşma üzerine 77 seçimleri hakkında mutlaka bir iki şey söylemeliyim. Buyurun hocam. Haftanın son günü olduğu için. Evet. Ecevit'in en yakınındaki seçimlere girerken parti programını yeniden yazan 5 kişilik gruptan biri bendim. Ecevit'in en yakındaydım. O grubun her bir üyesine ya bakanlık ya işte Bilsay olduğu gibi devlet planlama teşkilatı başkanlığı, müsteşarlığı filan önerdi. Ben hiçbir şeyi kabul etmedim. Başbakan olduktan sonra da o nedenle birkaç bakanlığın yönlendirilmesinde ve denetiminde beni görevlendirmişti. Ama asıl o seçime nasıl hazırlanıldığını söyleyeyim. Benim önerdiğim bir slogan çok etkili oldu. O sırada biliyorsunuz terör olayları, gençlerin birbirini öldürmeleri son derece tırmanmıştı ve tam bir emperyalist oyunu Türkiye'yi 12 Eylül'e götürüyordu. Bahsettiğimiz yıl 1977, tam 80 darbesi öncesi Amerika'nın bütün ajanları ortalıkta. Kullandığımız slogan, anneler oylarınızla çocuklarınızı koruyunuz, anneler oylarınızla evlatlarınızı koruyunuz şeklinde bir slogandı. Bu slogan Ecevit'in dürüst kişiliği, şair kimliği, güzel Türkçesiyle birleşti. Dağlara taşlara kara olan umudumuz Ecevit, umudumuz kara olan diye yazıldı ve o oylar öyle alındı ve maalesef 225 milletvekili sandalyesi gerekirken 222'de filan kalındı. Ona rağmen Ecevit'e hükümet kurma görevi verildi ve azınlık hükümeti kuruldu. Fakat o azınlık hükümeti fazla işlemedi. Ondan sonra işte 10 kişi tekrar AP'den, Adalet Partisi'nden koparıldı. 2 yıllık bir felaket bir iktidar dönemi yaşandı ve arkadan işte Demirel hükümeti ve 12 Eylül geldi. Eğer Ecevit'in sosyal demokrat seçeneği 2 yılda tüketilip bitirilmeseydi 12 Eylül 1980 askeri darbesi olamazdı. Çok iyi hazırlandık, güven oluşturduk, geldik. Fakat iktidarda maalesef tabii başarılı, o ayrı bir başarılı olamadık. Da, hocam. Yani hayır, doğru. Dediğiniz o güven duygusu, yani değerli izleyiciler, Merdan Yanardağ'ın o yazısını ben de çok dikkatle okudum ve ben o şeylere katılıyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi daha sağa yanaşarak, sağdan gelen eleştirilere boynu eğik ve utangaç bir tavırla filan diyerek falan olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin laik, daha doğrusu demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini gayet sesli ve Kurtuluş Savaşı çizgilerinde oluşan Atatürkçülük ilkeleriyle savunması lazım. Yoksa maalesef hiçbir işe yaramaz. Umarız bu kurultaydan böyle bir yönetimle ve böyle bir politik hatla çıkar. Süremiz doldu hocam. Ay, çok açtık. Açtık. Peki. Çok açtık. Haftanın son günü herhalde seyircilerimiz de bizi anlayışla karşılayacaktır. Hoşçakalın değerli seyirciler. Biz cumartesi ve pazar günü kongre salonundan size Cumhuriyet Halk Partisi kongresini dakika dakika aktaracağız ve pazartesi günü
Sayın Emre Kongar'la yine karşınızda olup kurultay sonucunu birlikte değerlendireceğiz. Hoşça kalın efendim.